Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle daha önceden içerisinde patates pişirmiş olduğumuz Lüksel Airfry ile kanat pişireceğiz içerisinde. Kanat ızgara deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi öncelikle kanatımızı boş bir kaba koyduk. Kanatın içerisine birkaç baharat ekleyeceğiz. Birkaç ekstra şeyler ekleyeceğiz. Öncelikle hemen şöyle kaşıkla yoğurttan baştan başlayalım. Arkadaşlar şöyle yoğurttan şu 1-2 kaşık yoğurt ekleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle sütümüz var. Çok az bir şey. Bardağın dibinde çay bardağı. Bunu ekleyeceğiz. Bunun sosunu yapmak için koyuyoruz bunları. Onun haricinde hemen şöyle salçamız var. Şöyle kaşığımızın ucuyla salça koyacağız arkadaşlar içerisine. Salçayı da koyduktan sonra bakın şöyle yine tuzumuz var. Olmazsa olmazımız. Tuzumuzu atacağız. Tuz yeterli gelmeyebilir belki. Çok az daha atayım. Yeter arkadaşlar. Tuzumuzu attık. Şöyle karabiberimiz var. Tat versin diye. Karabiber biliyorsunuz. Tadı fazla kaçtığı zaman kötü oluyor ama az atarsanız güzel oluyor. Şöyle karabiberimizi attık. Kaşığımızın ucuyla tekrardan. Pul biberimiz var. Tatlansın, acı olsun hafiften diye. Şöyle arkadaşlar. Kaşıkla bunu da serpiştirdik. Bir kaşık da bundan attık. Şöyle. Az bir kekiğimiz var. Şöyle bir kaşık da kekik attık arkadaşlar. Şimdi bunu yoğurup direkt airfryer'imize koyacağız. Öncelikle olmazsa olmazımız. Normalde arkadaşlar bunun içerisine yağ koymasak olur ama hafiften bir kıtırlık versin diye çok az bir şeyden bir yağ koyalım içerisine. Bakın şöyle. Yani normalde bu airfryer'in kendi şeyi var. Onunla dökseniz yetiyor. Bu da yetecektir arkadaşlar. Şimdi airfryer'imizin içerisine koymaya geçelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde karıştırdık. Şimdi bunu güzelce içerisine diziyoruz. Bu airfryer ile ilk deneyişimiz olacak. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Yani aldıktan sonra bununla patates pişirdik birkaç sefer. Gayet güzel oldu. Fiyat performans ürünü diye aldık. Nasıl olduğunu sizlerle beraber hep birlikte inşallah göreceğiz. Öncelikle kanatlarımızı şöyle içerisine yerleştirdik. Biz fazla yapmadık arkadaşlar. Bir porsiyonluk yaptık. Daha doğrusu iki porsiyon. İki porsiyonluk yaptık. Siz bunu istediğiniz gibi. Bunların bazılarının içerisinde katlıları var arkadaşlar. Yani bunun içerisinde bir ızgara daha koyuyorsunuz. İki kat olarak pişirebiliyorsunuz. Bizim şu an iki kişilik olduğu için bize bu çok rahat yetecektir. Şöyle ellerimizi yıkayalım ve airfryer'imize programımızı verelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kanatı güzel sosladık, yağladık, pasladık. Şöyle yerine koyduk. Şimdi arkadaşlar bakın üzerinde burada programlar var. Burada programlardan seçerekten yapacaksınız. Şimdi biz ilk defa denediğimiz için ızgara konumunda çalıştıracağız bunu. Bakın arkadaşlar şu an fırında kızartma diyor. Izgara konumunda yapacağız. Süresi 30 dakika diyor. Kendisi ayarladı. 140 derece diyor. Bunu az bir şey yükseltelim arkadaşlar. 165 yapalım. Tam bilmiyorum. 165 yapalım. Veya 140'ta mı bıraksak ya? Çünkü kendi şey 140'ta. Arkadaşlar ben bunu 140 alıyorum. Veya almıyorum. Şöyle 150'de başlattım. Yarım saat sonra ne olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar derece konusunda çok kararsız kaldım. Umarım çok farklı bir şey çıkmaz ortaya. Çünkü kendi programı 140'tı. 150, 160 derken normalde yüksek dereceyi alacaktım. Ama bu sefer de yanma ihtimali var. İçerisini güzel olsun istiyoruz. Aynı mandalık gibi. O yüzden şimdilik çalıştırdık. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi airfryer'imiz durdu.
ve sizlerle beraber açıp bakacağız nasıl bir şey olduğuna. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bence gerçekten çok güzel oldu. Muhteşem. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bunlarla alakalı dedim ya, ben size farklı farklı videolarda yapacağım. Bunun için kanalımıza abone olup bizlere destek için beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.